Evet sevgili Kanal T izleyicileri, yeni bir gazete programında yine karşınızdayız. Normalde bugün saat 10.20'de her zaman Pınar arkadaşımız sizlerle birlikte olurdu gündem özel. Kendisi bugün bayram izninde olmasından kaynaklı programı gazete olarak ben yapacağım. Bugünkü stüdyo konuğumuz Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici. Kendisiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapmış oldukları son anket çalışması hakkında bilgi alacağız. Sonuçlar neyi gösteriyor? Önümüzdeki seçim sürecinde nasıl bir tablo bizleri bekliyor? Anket sonuçlarını birlikte bir değerlendirme imkanı bulacağız. Murat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Yoğun bir gündemde sizin için de. Evet. Çünkü Kuzey Kıbrıs seçimleri sadece Kuzey Kıbrıs ülkesi adına değil, Türkiye açısından da değil, dünyanın çok merak ettiği önemli bir durum. Seçimlerde kim lider olacak ve müzakere süreçlerini kiminle devam edeceği en çok tartışılan evet. bir konu. Ersin Tatar Bey de müzakerenin devam edeceğini, görüşmelerin süreceğini ifade ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını savunacağını ifade ediyor. Akıncı da federasyonu yoğun bir şekilde savunan, garantörlük konusunda taviz vereceğini ifade eden açıklamalar var. İşte Güzel Yurt bölgesiyle ilgili tavizlerin olduğu görülüyor. Çok farklı bir süreç oluyor. Türkiye kendi çıkarlarını bir yandan düşünüyor. Kuzey Kıbrıs Türk halkı kendi yaşamının konforunu, ekonomisini hangi yönde bir geleceğin olduğunu araştırıyor, soruyor. Rumlarla bir çözüm olamayacağına inandığı, artık iki farklı devletin mevcut yapının devam etmesi gerektiğini, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini arzu ettiğini, Türk askerinin burada kalmasını istediğini söyleyen söylemlerin devam ettiğini görüyoruz. Ve bölgede araştırılan doğal gaz kaynaklarının Kuzey Kıbrıs Türk halkını ekonomik şartlarını daha iyi hale getireceği görülmekte. Ve bu yüzden dünyanın gözü buradaki seçimlerde ve biz de bu yüzden araştırmaları yapmaya devam ediyoruz. Peki şimdi yakın zamanda bu kaçıncı anketimiz oldu? Bu üçüncü araştırma. Üçüncü araştırmamız oldu. Peki bu üçüncü araştırmayı biraz değerlendirirsek, mesela birden itibaren başlayıp gelirseniz nasıl bir tabloyu yorumlarsınız bize? Yani evet. herhalde bu üç veriyi de birleştirdiğinizde artık kafanızda bazı şeylerin netleştiğini söyleyebilir Doğru. miyiz? Doğru, söylenebilir. Bu araştırmada Ulusal Birlik Partisi'nin %40'ın üzerinde bir oyu olduğu görülüyor. Ve kendi adayına oy vereceğim diyenler %85'lere dayanan bir şekilde. Ve bir kitle ise kararsızım diyor. Ulusal Birlik Partisi'nin desteğini alan Ersin Tatar Bey yarışı birinci olarak tamamladığı görülüyor. Ve ikinci turda da yarışı alma ihtimali yüksek. Böyle bir tabloda isterseniz eğer hazırsa tablo 1'de yarın bir milletvekili seçimi olsa kısmını verebiliriz. Onun evet. ardından Cumhurbaşkanlığı sorularına gidebiliriz. Halkın Partisi toparlanıyoruz hareketiyle çok ciddi bir ivme kazanmıştı. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkesi ve kamudaki verimliliği arttırmak için bir atılımla Cumhurbaşkanı adayı oldu ve bu yarışı kazanamadı. Ve Kudret Özer sahibi daha sonrasında bir siyasi parti kurarak siyasete atıldı. Ve oy oranları %33'leri görmüştü. Sonra 23'lere düştü ve ilk girdiği seçimlerde son aldığı oy oranı ise %17 civarında. Şu an bir seçim olsa %12'lere kadar gerilediği görülüyor. Yani bir önceki seçimle şimdiki seçim arasında 5 puanlık bir fark mı var? Evet. Halkın Partisi'nin. Evet ve bu oylar Ulusal Birlik Partisi'ne geldiği görülüyor. HP'ye karşı tepkili olan, özellikle Ayşegül Baybars Hanım'a tepkili olan Halkın Partisi'nde de çok ciddi bir tepki var. Ve tepkilerden dolayı Ulusal Birlik Partisi'ne gelen bir oyların olduğu görülüyor. Kudret evet. Özersay Bey ve Ayşegül Baybars Hanım çok ciddi anlamda eleştirildiği görülüyor. Ve HP'nin adayı olan Kudret Özersay Bey yarışta ciddi bir aday olarak görülemiyor ve ikinci tura kalmadığını görüyoruz. Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olan Ersin Tatar yarışı birinci olarak tamamlıyor. Hemen ardından Mustafa Akıncı'nın geldiğini görüyoruz. ÇTP'nin oy oranı
%24.8 civarında. Bu milletvekilliği için evet. Konuşuyoruz bunu. CTP %24.8. Evet. CTP %24.8 oy oranı var. Bu arada arkadaşlarımız tabloları hazırlıyorlar. Birazdan verecektir. Evet. Onlara. Tufan Erhurman Bey'in partisi olan CTP %24.8 ile ikinci bir parti. Ve bu partinin tabanının %50'si Mustafa Akıncı'ya oy veriyor. Ve Mustafa Akıncı da aslında ana muhalefet görevini üstlenmeye çalışıyor. Tufan Erhurman Bey'i gölgede bırakan, işte sizin adaya ne ihtiyacınız var, ben sizin liderinizin demeye getiren bir açılım ve açılımla Tufan Erhurman'ın imajına ve prestijine zarar vererek Tufan Bey'in oylarını %14'lere gerilettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ve Yeniden Doğuş Partisi %9.4 civarında bir oya sahip. TDP ise %6.4, Demokrat Parti ise 3.7, TKP-YG ise 1.8, MDP ise 0.7 olan bir oy oranına sahip. Peki o zaman şunu sorabilir miyim? Yani yorumlar kısmına baktığımızda sağ seçmenin oyu iki partiyle yani HDP ve UBP'yi topladığınızda %53, üzerine YDP'yi koyduğunuzda %63, DP'yi koyduğunuzda %67'ye tekabül ediyor. Yani bunu Cumhurbaşkanlığına indirgesek tek bir çatı adayı olsaydı ilk turda biter miydi seçim? Evet, aslında yarışa 2 aylık bir zaman var. Bu belki de mümkün olacak. Yeniden Doğuş Partisi Erhan Arıklı Bey ve DP'nin lideri olarak görülen Serdar Denktaş Bey. Belki de Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olan Ersin Tatar Bey'e destek verecekler ve adaylıktan çekileceklerini olabilir böyle bir şey. Böyle bir durumda Ersin Tatar Bey ilk turda Cumhurbaşkanı seçilebilir. %50'nin üzerinde bir oy almış evet. olacaklar. Yanlardan gelen Kudret Özersay'dan gelen oylar var. Tufan Erhurman'ın tabanından gelen bir oy var. Ersin Bey'e mi? Ersin Bey'e. CTP'nin %16'sı ben kesinlikle Ersin Tatar'a oy vereceğim diyor. Ve bunlar iki farklı devleti savunan CTP tabanı. CTP tabanında iki farklı devleti savunan, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini isteyen bir kitle var. Ve bu kitle Mustafa Akıncı'ya tepkili. Akan Kan gibi Türkiye ile ilgili negatif açılımlarından dolayı CTP'nin belli bir tabanı Mustafa Akıncı'ya oy vermeyeceğini söylüyor. Sanırım tablo 2 veremedik. Peki şunu da sorayım ben. Yani irdeliye gidelim üstüne. Evet. Bu genel seçimler aritmetiğine baktığımız zaman meclise yansıması nasıl olur bunun? Yani bu tabloyu siz meclise yansıtsanız nasıl bir... Tek başına iktidar olan bir UBP'yi görüyoruz bu tabloda. Demokrat Parti barajın altında kalmış. Ve ilk Cumhurbaşkanlığı, daha doğrusu şöyle diyeyim, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Ulusal Birlik Partisi tek başına iktidar olacaktır. Evet. Böyle bir tabloda. Ve şu an bir seçim olsa, tablo 2 eğer imkan varsa onu verebiliriz. Tablo 2'de gördüğümüz sonuçlara baktığımız zaman... Evet. Tablo 2'de... Şu an ekranlara geldi. Evet. Zaten. Tablo 2 ekrana verdik. Araştırmaya katılan KKTC halkının 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım %33.5 Ersin Tatar, Mustafa Akıncı %29.1, Tufan Erhurman %15.1, Kudret Özersay %12.2, Erhan Arıklı %5.5, Serdar Denktaş %3.4, Sibel %1.1, Fuat Türkörs Çiner ise 0.1. Şimdi bu tablonun arkasına tablo 1'i de tekrar verebilirsek sevinirim. Şu an bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Serdar Denktaş'ın oy oranı 3.4. Erhan Arıklı 5.5. Kudret Özersay 12.2. Evet. Ve Ersin Tatar birincilikle %33.5 olduğu görülüyor. Şimdi deniyor ki ya Ulusal Birlik Partisi'nin oy oranı %40 ama aldığı oy Ersin Tatar Bey'in %33.5 deniyor.
son 20 yıl içerisinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin tabanının iki turlu seçimleri kastediyorum yalnız, en fazla destek alan son 20 yıl içerisinde Ersin Tatar olduğu görülüyor. Yani partisinin tabanının... Sizin araştırma sonuçlarınıza evet, göre bunlar, bu da çıktı. Buranın YSK sonuçlarından bakabilirsiniz. Yani Ersin Tatar aslında partisinin en fazla desteklediği adaydır. Bakın CTP Kuzey Kıbrıs'ın en eski siyasi partisi, fakat buna rağmen partinin yarısı partisinin genel başkanına oy vermiyor. Parti disiplinini gördüğünüz. Aynı keza Kudret Özersay partisinin tabanının %90'ının desteğini alamıyor ya da %100'ün desteğini alamıyor. Peki bir önceki tabloyla Erhan Arıtlı zaman... mesela YDP aynı şekilde. Evet. HDP'nin aynı oy oranına sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani seçim birbirine, olsa birbirine yakın oranında. Evet. Şimdi şöyle, yani bu demek ki şey olarak biri, algılayabilir miyiz? Hem aday olsa da, parti olsa da yani bir düşüş artık yaşanmış mı? Evet. Tablo 1'i tekrar verme. Evet, evet tablo 1'i verdik. Bakın Ulusal Birlik Partisi %40.6. Bu tablodan sonra tablo 4'e 1, 4'e 2'yi verebilir miyiz? Evet, yarın bir milletvekili seçimi olsa Ulusal Birlik Partisi %40.6 idi. Evet, ikinci tura baktığımız zaman araştırmaya katılan Kuzey Kıbrıs halkının 2020'de Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istediğini sorduğumuz zaman Ersin Tatar diyen %43.4, Mustafa Akıncı diyen %42.1, kararsızım diyen %14.5. İkinci tablosuna bakabilir miyiz? Kararsızlar dağıtılmış halde. Tablo 4'e 2. Burada ise evet %50.8 ile Ersin Tatar ikinci turda yarışı kazandığını görüyoruz. Mustafa Akıncı ise %49.2 ile başa baş bir yarışı kazanacaktır. Başa baş bir şekilde yarışı sonlandıracağını görüyoruz. Tablo 6'yı verebilir miyiz? Tablo 6 bize aslında ülkedeki algıyı gösteriyor. Tablo 6 diyoruz ki Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura hangi aday kalacağına, kazanacağına inanıyorsunuz? Yani kalacak ve kazanacak kimi diyorsunuz? Ersin Tatar kazanacak diyenlerin oranı %36.7. Mustafa Akıncı diyenler %31.9. Tufan Erurman %12.8, Kudret Özersay %10.8, Erhan Arıklı 5.6, Sibel Sibel Hanım %1.3, Serdar Denktaş 0.8, Fuat Türk Özçiner 0.1. Böyle bir tabloda şunu ifade edebiliyoruz. Halk kimin kazanacağını aslında karar vermiş. Sayın Mustafa Akıncı %60 ile oy alan bir siyasi partiydi. Siyasi bir isimdi. Ve şu anki aldığı oy oranına baktığınız zaman %29, %31.9'lara kaldığı görülüyor. Yani %50'lik bir kayıp var. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın prestijinin, imajının bu kadar geriye düşmesi, sorgulanması gerekiyor. Yani halk onun kazanacağına dahi inanmadığını görüyoruz çoğunluğunun. Ve %50 oranında büyük bir oy kaybının olduğu görülüyor. Evet. Cumhurbaşkanlığı süreci Sayın Akıncı'nın imaj kaybettiğinin bir göstergesi. Güzel yurt verilmesiyle ilgili bölgede ve Türk askerinin gitmesini ifade etmişti. Garantörlüğü tartışılacağını söylemişti ve Türk askerinin peypey bu adadan gideceğini söylemişti. Ve bu tür konular Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayan bir cumhurbaşkanı görüntüsü veriyor. Ve toplum buna tepki veriyor. Sayın Akıncı'nın kendi siyasi partisi olan TDP tabanı dahi %80'i Türkiye ile iyi ilişkiler kurulsun diyor. CTP'nin tabanı dahi %85 üzerinde Türkiye ile iyi ilişkiler kurulmasını istiyor. Tablo 8'i verebilir miyiz? Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs sorunu konusunda nasıl bir tutum almalı? Tablo 8'de şunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Kıbrıs sorunu konusundaki davranışının ne olsun diye sorduğumuz zaman bağımsız iki devleti isteyen cumhurbaşkanlığını savunsun diyen var. %70.9.
Federasyonu savunan bir cumhurbaşkanı istiyorum diyenlerin oranı ise %29.1 olduğu görülüyor. Yani Türk halk, Kuzey Kıbrıs halkı bağımsız iki devlet arzusu içerisine geçmiştir. Onları heyecanlandıran 2015'te Sayın Mustafa Akıncı'ydı. %60 olarak çok ciddi bir referanduma benzer bir destek verdi. Rumlarla bir çözüm olsun diye. Fakat bu toplum Rumlarla bir çözüm olacağına, Rumlarla adaletli bir çözüm olacağına, kendilerini Kıbrıs kültürünün korunacağına inanmıyor. Ve Rumlarla bir çözümün, kalıcı bir barışın mümkün olamadığını ifade eden bir toplum. Zaten biz barış içinde yaşıyoruz. Biz şu an mevcut durumda iki farklı devletiz diyor. Ve bazı konularda haklarımız ortak diyor. Mevcut yapının devam etmesini isteyen bir yapı var. Çünkü artık yoruldu, bekledi, yaşlandı, gençleri, çocukları, torunları olmaya devam ediyor. Ve bunlar da yeni bir gelecek arzu ediyor. Evet. Kapalı Maraş'ın açılması toplumda büyük bir heyecan yaratıyor. Sayın Ersin Tatar Bey'in, başbakanın Kapalı Maraş'la ilgili çok ciddi atılımları ve adımları var. Ve Kapalı Maraş'ın açıldığında Kuzey Kıbrıs, Mavi Vatan bir Singapur'a benzer bir yapıya kavuşacağı söyleniyor. Bu da toplumda bir reaksiyon, bir heyecan yarattığı görülüyor. Bu da Ersin Tatar Bey'in ikinci turda desteğini arttıracaktır. Evet. Pandemiyle ilgili bir sorumuz vardı. Onu verebilir miyiz? Tabii garantörlük atlamayalım isterseniz. Onda da... Evet, doğru söylüyorsunuz. Tablo 9'da garantörlükle ilgili düşüncesini sordu. Türkiye'nin garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz diye sorduğumuz zaman toplumun %83.6'sı aynen devam etmeli. %5.9 iptal edilmeli. %5.5 Avrupa Birliği veya Birleşmiş Milletler garantör olmalı. Peki geliyor. Bir önceki ankette de benzeri bir soru sormuştunuz. Ondaki sonuçları kıyasladığımız zaman rakamlarımız... Garantörlük konusunda bir artış var. Yani 1,5-2 puanlık bir artış evet. var. İfade ettiğim gibi bütün siyasi partiler garantörlük konusunda hassas davranıyorlar. Tablo 11'de araştırmaya katılan halkın pandemi sürecini hükümet nasıl yönetti diye soruyoruz. Toplumun %72.3'ü iyi yönetti diyor. Araştırmaya katılan halkın pandemi sürecini hükümetin nasıl yönettiğine ilgili görüşlerine ilişkin dağılım %72.3 ile iyi yönetti. %17'si ise iyi yönetemedi. %10.7'si fikrim yok dediği görülüyor. Yani Kuzey Kıbrıs halkının Sayın Ersin Tatar'ın pandemi sürecini iyi yönetti diyenlerin oranı %72.3. Evet. Dünyadaki 200'e yakın ülke içerisinde ilk 20'ye girmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Pandemi sürecini en hasarsız atlatan ülkeler arasında ilk 20'de yer alan. Sayın Tatar aynı zamanda Kuzey Kıbrıs gelmeden önce bir otokontrol sistemi istedi. Dedi ki test yapacaksınız ve ülkeme öyle geleceksiniz. Dedi ki aynı zamanda ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ikinci testi ben size yapacağım dedi. Ve ücretsiz yapıyor. Dünyada bu uygulamayı uygulayan 3-4 ülke var. Ücret almadan ülkesine gelen turistlere ve vatandaşlarına test ücreti almadan ülkesinde test yaparak ülkesine girişini sağlatıyor. Ve yaşam standartlarını ve yaşam konforlarını düşürmeden süreci yönetildi. Ve Rum tarafında kapı açıldı ve giriş yapılıyor ama bazı siyasi liderler, özellikle Kudret Özersay Bey, Türkiye'ye pandemiden dolayı kapıların açılmasını arzu etmediği söylendi. Halbuki Rum tarafına açılan bir kapı var, bu tarafın açılmaması ve o dönemde böyle bir sorun esnafın sorunlarını arttırırdı. Ticarete zarar verirdi ve turizme çok ciddi zarar verirdi. Evet. Buradaki halkın %75'i turizmden geçinen bir toplum ve ekonomi mahvolabilirdi. Sayın evet, Ersin Tatar Bey bu süreci en iyi yöneten liderlerden ekonomi biriydi. Ekonomi dediniz, ekonomiyle devam edelim isterseniz. Ekonomi evet. ve iktisadi işbirliği anlaşması vardı. Bununla ilgili sonuçlar nasıl? Evet, tablo 12'yi verebiliriz. Ersin Tatar Bey liderliğinde Türkiye ile KKTC arasında imzalanan iktisadi ve mali işbirliği anlaşmaları sonucu Türkiye'den KKTC'ye 3 milyar TL bir kaynak sağlanıyor. Bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuz zaman halkın %68.6'sı olumlu, %21'i ise olumsuz, %10.4'ü ise fikrim yok dediği görülüyor. Evet, yani bu zaten ekonomiye herhalde en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde yapılan bu protokol. Evet. Zaten kaynaklar da gelmeye başladı. Bu da herhalde toplum içinde olumlu bir etki mi bıraktı diyorsunuz bu sonuçlara göre? Evet, önemli bir etki bıraktı ve Sayın Akıncı'nın oylarını bu şekilde koruyor olması ve trendinin yükseliyor olmasının ana sebeplerinden birisi geçmişteki Maliye Bakanlığı ve başarılı bir ekonomist olması, pandemi sürecini iyi yönetmesi, Türkiye ile iyi ilişkiler kurarak 3 milyar TL'lik bir kaynak oluşturması Sayın Ersin Tatar'ı başarılı kılıyor. Ersin Tatar Bey, hükümetle ilgili... Size yönelik bir soru var, isterseniz bunu soralım. Tabii. Çünkü cevap hakkınız doğuyor. Araştırma verilerinin verilmesini anlayabilirim ama araştırmacı şirketin siyasi yorum yapmasını, öyle böyle olmalı demesini etik bulmuyorum bence demiş. Çünkü burada cevap hakkınız doğduğu için size soruyorum bunu. Halkı yönlendirmeye çalışmaktan başka bir şey değil demiş. Cevaplamak isterseniz. Mahmut Bey, siz bana genelde bu tür sorularla bir anlamda saldırıda bulunuyorsunuz. Ben. Şimdi böyle bir soruyla araştırmayı gölgelemek ya da farklı bir statüye çevirmeye çalışıyorsunuz. Biz araştırmayı halka soruyorum. Halka diyorum ki Sayın Ersin Tatar'a neden ve niçin oy veriyorsunuz diyorum. Pandemi sürecini kötü mü yönetti Mahmut Bey? Şimdi bakın. Şimdi sorumu size burada, cevap verin. Ben diyorum ki bu siyasi burada, bir yorum mu oluyor? Ben diyorum ki siz bunu Ersin söyleyeceksiniz. Tatar'a, ben siyasi yorum bakın, yapmıyorum bakın diye. Şimdi, yönlendirme ben yapmıyorum yönlendirme diye. Mi olabilir? Ersin Tatar Bey'e neden ve niçin oy veriyorsunuz diye halka soruyorum. Diyorlar ki pandemi sürecini iyi yönetti diyor. 2 yıl içerisinde alınamayan 3 milyar TL'lik parayı aldığı için oy veriyorum diyor. Ve diyor ki Türkiye ile iyi ilişkiler kurduğu için oy veriyor. Bunu söylemek siyasi ideolojik bir davranış mıdır? Tamam, bunu söylediniz işte, zaten izleyiciye sorunun cevabını da vermiş oldunuz. Yani bunda ne var? Evet. Cumhurbaşkanı ile ilişkilerinin nasıl olmalı Türkiye ile? Son cümlemiz zaten de son 3 dakika. Şimdi burada nasıl bir cevap vermeliyim? O vatandaşa mı soralım, size mi soralım? Bana soruyorsanız, benim kendi şahsi fikrimi soruyorsanız, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkileri olan, Türkiye'ye mektupla değil, telefonla değil, direkt uçağına binip gidebilen, gerekirse Türkiye'den özel uçak gelip alıp götürmesi gereken bir cumhurbaşkanı istiyorum. Ha, bu isim... Neden kimse, ideolojik konuşuyorsunuz o zaman? Ben ideolojik şimdi konuşmuyorum. Bakın, bakın siz bana ben bunları bu kelimeleri aynısını bakın ben diyorum ki halk Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını istiyor diyorum. Bu sadece benim araştırmamda değil. Elçiliğin yaptırdığı araştırmalarda da vardır. Sayın Mustafa Akıncı'nın yaptırdığı araştırmalarda da vardır. Tufan Erruman Bey'in yaptırdığı araştırmalarda da vardır. Burada bir referandum yapılsa halk ne cevap verebilir? Yani herkes bunu görebilir. Türkiye ile iyi ilişkiler kurulsun. Sadece Türkiye'de değil, Kuzey Kıbrıs diyor, Rumlarla da iyi ilişkiler kursun. Müzakere masası devam etsin diyor. Müzakereler devam etsin istiyor. Burada sadece Türkiye ile iyi ilişkileri arzu etmiyor. Komşu ülkelerle de, Avrupa Birliği ile de, Birleşmiş Milletlerle de ilişkilerin iyi olmasını istiyor. Ben Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını istiyor diyor dedim diye... Ersin Bey'e oy verenlerin pandemi sürecinde süreci iyi yönetti dediğim için ideolojik diyorsunuz. Yani ben size diyeyim. İdeolojik demiyorum. Burada izleyicimizin ismi de var. Size soru yönetmiş. Bu soru benim sorum değil. Yani biz burada sizde şimdi program yapıyoruz ama her gün haftada 5 defa program yapıyorum. Burada kim olsa aynı sorular geldiği zaman iletiyorum. Siz bunu cevaplayıp cevaplamamakta özgürsünüz. Yani buradaki olay buydu. Evet, programımızın da artık sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete programının sonuna geldik. Saat 11.20'de gazete Hasan Çakmak'la devam edecek.